Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. PN Milgem projesi kapsamında Pakistan donanması için inşa edilen PNS Baburun jeneratör setleri çalıştırılarak ilk dumanı görüldü. Asfat Anonim Şirketi Deniz Programları Direktörü Emre Koray Gençsoy LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda programın yaşanan sorunlara rağmen devam ettiğini belirtti ve programda gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Gençsoy, PNS Babur gemisindeki gelişmeler için şu ifadelerde bulundu: PNS Babur gemisinin şaft hattı kontrolleri de başarıyla devam etmektedir. Personelimizin bilgi ve tecrübesi sayesinde zamanında yapılan değişiklikler ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın personelinin profesyonelliği ile hassas bir şekilde yapılan uygulama, bu aşamanın da başarıyla aşılmasını sağladı. Artık son adıma doğru yaklaşıyoruz, kaplan beklenmekte. Gelinen aşama için ATS, test ve kabul ve dizayn ekipleri ile İTK fabrikalara, üretimden sorumlu subaylarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Zor ve sıkıntılı bir süreç sayelerinde aşılmış oldu. Programın diğer gemileri hakkında da bilgi veren Gençsoy şu ifadelerde bulundu: PN Milgem projesinin ikinci gemisi olan PNS Kayıbar'da da donatım faaliyetleri hızla devam etmekte olup, ülkede yaşanan tüm sorunlara rağmen üretimi devam ettirmeyi başaran KSEW tersanesinde de serinin üçüncü gemisi PNS Badr'ın dişli kutusu yerine alınmaya başlanmıştır. Serinin son gemisi PNS Tarık ise yakında denize indirilecek olup, son hazırlıkları tamamlanmaktadır. KSEW ekibini ve Asfat Karaçı ekibini tebrik ederim. Türk donanması için yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp geliştirilen Milgem projesi meyvelerini verirken Pakistan da kendi donanması için bu gemilerden sipariş vermişti. Pakistan'ın sipariş verdiği gemilerde Pakistan donanmasının isterlerine göre gemi tasarımında değişiklikler yapılarak PN Milgem projesini ortaya çıkmıştır. PN Milgem'lerde 2 adet 6, şar hücreli satıhtan havaya güdümlü mermi sistemi, 2 adet 3'er lançerli satıhtan satıha güdümlü mermi sistemi, 76 mm ana batarya top torpido fırlatma sistemi, yakın hava savunma sistemi, 2 adet 25 mm uzaktan komutalı stabilize top sistemi, karinaya monteli sonar, torpido karıştırma, aldatma sistemi gibi sistemlerinin kurulacağı açıklanmıştı.